Merhaba arkadaşlar. Soru 16. Burada sayısını tam sayı yapan pozitif A tam sayı değerleri kaç tanedir diye soruyor arkadaşlar. Bakın burada önce şunu yapacağız. A'ya dikkat edersek yukarıda 3 katına çıkmış. O zaman aşağıdaki ifadeyi 3 ile çarpacağız arkadaşlar. Ne olur? 3A artı 6 olur. Bölü A artı 2 diyeceğiz. A artı bakın arkadaşlar bir kesir çizgisi daha. A artı 2'yi tekrar yazıyoruz. Sonra şunu yapacağız. Eğer buraya ne koyarsak başlangıçtaki ifadeyi elde ederiz diye düşünüyoruz. Eksi 24 koyarsak olur arkadaşlar. Eksi 24 koyduğumuz takdirde çünkü başlangıçtaki ifadeyi elde ediyoruz arkadaşlar. Daha sonra şurayla hiç ilgilenmiyoruz. Bakın burası artık zaten tam sayı oldu. Burası 3'tür arkadaşlar. Buraya hiç bakmıyoruz. Şuraya bakıyoruz. Bu sayısını tam sayı yapan pozitif A tam sayı değerleri kaç tanedir diyor. Burada A'ya değil A artı 2'ye değer vereceğiz. Daha hızlı olması için. 24'ü eksi 24'ü bölen pozitif tam sayılar nelerdir arkadaşlar? 1. Sonrasında arkadaşlar 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24 arkadaşlar. Bunlardan hepsi de 1'de 1'den 24'e kadar hepsi 24'ü bölen eksi 24'ü bölen sayılardır. Yalnız arkadaşlar bakın şöyle bir sıkıntı var. Yerine yazdığım zaman da yani A artı 2'yi 1'e eşitlediğim zaman da A buradan eksi 1 çıkıyor. Bakın demek ki bu değer 1 değeri olmaz. Yani A artı 2 1 olamaz. Niye 1 olamaz? Çünkü A zaten eksi 1 olamaz arkadaşlar. Bunun 1 olması için A'nın eksi 1 olması gerekiyor. Böyle bir şey olamaz. Neden olamaz? Çünkü A pozitif tam sayı bakın arkadaşlar. Dolayısıyla 1 değerini alamıyorum. 2 değerini de alamıyorum. Niye? A artı 2 eşittir 2 dediğim zaman da arkadaşlar... Ne yapıyor bakın? A 0 yapıyor. A 0 da olamaz. Çünkü A pozitif tam sayıydı. Dolayısıyla arkadaşlar bu da gidiyor bakın. Sadece şu değerleri alabiliyor. A artı 2 kaç tane değer var? 6 tane. A artı 2'nin 6 değeri için A'nın da 6 değeri vardır. Dolayısıyla cevap arkadaşlar A'dır. 17'ye geldik. Sayısında ilk çarpanlar 1 artırılıp ikinci çarpanlar 1 azaltılırsa toplamdaki değişim ne olur demiş arkadaşlar. Bunu uygulayalım. İlk çarpanı 1 artırıyorum. İkinci çarpan 1 azalıyor arkadaşlar. Bakın 3 1 arttı 4 oldu. 5 1 azaldı 4 oldu arkadaşlar. Yine aynısını yapıyorum. 5 çarpı 5. Ondan sonra arkadaşlar bu şekilde devam edecektir. 6 çarpı 6 artı nokta nokta. En son bakın 31 çarpı 31 oluyor arkadaşlar. Şimdi dikkat edersek burada ilk ifade neydi? 3 çarpı 5 15. Burada ne arkadaşlar? 16. Bakın ne kadar artmış? 1 artmış. Sonra... Burası 24 bakın arkadaşlar 4 çarpı 6. 5 çarpı 5 nedir? 25'tir. Yine bir artma var. Demek ki bütün terimlerde ne olacak arkadaşlar? Bir artma olacak. En son terimde de bir artma var bakın arkadaşlar. Ne kadar bir vardır onu hesaplayalım. Şimdi 3'ten başlayıp 3, 4, 5 şeklinde kaça kadar gitmiş arkadaşlar? 30'a kadar. 1'den başlamış olsaydı 30 tane terim olacaktı. Ama 3'ten başladığı için ilk 2 terim 1 ve 2 olmadığı için 28 tane terim vardır diyorum. Her bir terim 1 arttığı için toplam artma ne olur arkadaşlar? 28 artar. 28 olur diyoruz. Evet soru 18'e geldik arkadaşlar. Ne diyor? A, B, C tam sayı olmak üzere bir denklem vermiş olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi demiş? Kesinlikle doğrudur diye arkadaşlar sormuş bakın. Burada şunu yapacağız. İçler dışlar yapacağız arkadaşlar bakın. 4'ün paydası 1 gizli paydası. İçler dışlar yaparsam karşıma şu çıkar. 3A eksi 4B eşittir 4C olur arkadaşlar. Burada baktığımız zaman da 4'ten dolayı 4B ifadesi kesinlikle arkadaşlar çifttir. Yine 4'ten dolayı 4C ifadesi kesinlikle çifttir. 3A ifadesinin kesinlikle ne olması gerekiyor arkadaşlar? Tek. Değil tabii ki çift. Neden? Çünkü çiftten çift çıkarsa ancak çift olabilir. Şimdi 3A ifadesi çiftse eğer 3 tek olduğu için A'nın ne olması gerekiyor arkadaşlar? Çift olması gerekiyor. Biz burada neyi kesin biliyoruz? Bakın A'nın çift olduğunu biliyoruz. B ile alakalı, C ile alakalı elimizde herhangi bir bilgi yok. Sadece varsayımlar var. İşte B şu olursa C şu olur falan gibisinden. Ama kesin bir bilgi istiyorsak eğer burada sadece tek bir kesin bilgi var. O da A'nın çift olması. Dolayısıyla arkadaşlar içerisinde C olan B olan şıklara çok bakmayacağım.
Siz de diyeceksiniz ki hocam hepsinde BC var. Ama mesela şuraya dikkat ettiğimiz zaman arkadaşlar bakın burada kesin bir şey söyleyebiliriz. Niye? Çarpmada hatırlayalım arkadaşlar. Çarpanlardan birinin bile çift olması, sonucun çift olması için yeterliydi arkadaşlar. A'nın çift olduğunu biliyoruz biz. C'nin ne olduğunun bir önemi yok. Dolayısıyla arkadaşlar şu ikisinin çarpımı kesinlikle nedir? Çifttir. 18'de Denizli diyoruz arkadaşlar. 19. soruya geldik. Birbirinden farklı iki basamaklı pozitif 6 tam sayının toplamı 207'dir diyor arkadaşlar. Bu sayılardan 3'ü 45'ten büyük olduğuna göre en küçük sayı en çok kaçtır? Şimdi en küçük sayının en çok olabilmesi için veya en büyük sayının en az olabilmesi için arkadaşlar sayıların birbirine yakın olması gerekiyor. Bunu zaten derslerimizde sık sık tekrar etmiştik arkadaşlar. Hatırlayanlar olacaktır. Şimdi burada yalnız bir değişiklik var. Sayılardan diyor 3'ü 45'ten büyük olduğuna göre. O zaman bu sayıları biz bir seçelim. Nedir bunlar? 46, 47 arkadaşlar ve 48'dir. Diğer sayılar için de arkadaşlar şu an için bir şey demeyelim. Sadece bu üçünü toplayalım arkadaşlar. Bir duruma vaziyete bakalım. Şimdi şu üçünü topladığım zaman arkadaşlar ne yapar? Hemen hesaplayayım. 160, 100, pardon, 120, 141 yapar. 207'den 141'i çıkarttığım zaman da ne buluyorum arkadaşlar? 66 buluyorum değil mi? Bu 66 o geriye kalan 45'ten küçük 3 sayının toplamıdır. Değerli arkadaşlar, bu 3 sayıları birbirine ne kadar 3 sayıyı birbirine ne kadar yakın seçersem en küçük sayı en çok değerini alacaktır. En büyük değerini alacaktır. Dolayısıyla bakın ancak 21, 22 ve 23 şeklinde seçersem bu toplamları 66 olan diğer 3 sayıyı en küçüğü en büyük değerini almış olur. O da 21'dir arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Soru 20. ABC farklı rakamları ile yazılabilecek. Rakamları farklı birbirinden farklı. 3 basamaklı tüm sayıların toplamı aynı rakamlarla yazılabilecek. 2 basamaklı rakamları farklı tüm sayıların toplamından 1400 fazla ise en küçük ABC sayısı kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi burada ABC İşte A, C, B şeklinde arkadaşlar 6 tane sayı yazacağız. Niye? Çünkü mesela bir A başa gelecek 2 defa. B ile C'nin yeri değişecek. Sonra B başa gelecek. A ile C'nin yeri değişecek falan. Şeklinde arkadaşlar 6 tane sayı yazabiliriz. Normalde aslında bunları yazmadan direkt 6 tane sayı olduğunu bilip işte A 2 defa yüzler basamağına, 2 defa onlar basamağına, 2 defa da birler basamağına gelir deyip 222 A, aynı şekilde 222 B, 222 C diyebiliriz arkadaşlar. Ama ben burada göstereyim nasıl olduğunu. B, C, A, B, A, C. Daha sonrasında C, A, B ve C, B, A vardır arkadaşlar. Bakın farklı sayılar bunlardır. 3 basamaklı. Bunları topladığımız zaman da 222 tane A gelir. Basamak çözümlemesi yaptığımız zaman 222 tane B gelir arkadaşlar. 222 tane de C gelir. Bakın bunları 222 parantezine alabiliriz arkadaşlar. 2 basamaklı olanlar da şunlardır. A, B arkadaşlar. A, C, B, A, B, C. Daha sonrasında C, A arkadaşlar. C, A'yı gerçi yazdık mı? Yazmadık değil mi? Ve C, B gelir arkadaşlar. Bunları da topladığımız zaman da 22 parantezinde A artı B artı yine C gelir. Çünkü 20 şey 2 defa A onlar basamağına, 2 defa da birler basamağına gelecektir 22 A. Aynı şekilde 22 B, 22 C arkadaşlar. Bunların farkının 1400 olduğu söyleniyor. 1400 ise 222 A artı B artı C'den 22 tanesi çıktığı zaman arkadaşlar 200 tane bakın A artı B artı C kalır. Bu da 1400 yapıyor arkadaşlar. Her tarafı 200'e böldüğümüz zaman da A, B, C'nin toplamı ne yapıyor arkadaşlar? Bakın 7 yapıyor. Ve en küçük A, B, C sayısını istemiyor muydu bizden? Evet, şurada bakın en küçük A, B, C sayısı istemiş arkadaşlar. O zaman yüzler basamağına gelecek olan A rakamına en küçük rakamı yani 1'i 0 veremeyeceğime göre 1'i veriyorum. B'ye de 0 veremem çünkü B'ye 0 verdiğim anda arkadaşlar şuradaki mesela BCA ile BAC sayıları, buradaki de BA ile BC sayıları 3 basamaklı ve 2 basamaklı olamazlar. Sıkıntı olur. Zaten burada sıfırdan farklı olduğunu söylemiş mi? Söylemesine gerek yok zaten. Çünkü dediğimiz gibi 3 basamaklı sayı yazamayız zaten. Arkadaşlar B'ye de bakın 2 veriyorum. C'ye ne kalıyor arkadaşlar? 4 kalıyor. O yüzden en küçük sayı yazabileceğim en küçük sayı 124'tür arkadaşlar. Bir sonraki soruya geldim. Taban aritmetiği ile alakalı bir soru arkadaşlar bakın.
Toplamları 10 tabanındaki toplamanın demiş. 10 tabanındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar şurada baktığımızda taban A, içerideki rakamlar tabandan kesinlikle küçük olmalı. O yüzden arkadaşlar bakın 3 A'dan küçük olmalı diyoruz. Şuraya baktığımızda da A içeride bir rakam, tabanda 5 arkadaşlar. A kesinlikle 5'ten de ne olmalı burada? Küçük olmalı çünkü içerideki rakam tabandan kesinlikle ufak olmalı arkadaşlar. Burada A'ya baktığımız zaman da 3 ile 5 arasında bir sayı. Bu şartı sağlayan sadece kim var? 4 var. O zaman arkadaşlar A gördüğüm yere ne yapmam lazım? 4 yazmam lazım. 321 4 tabanında. 424'te arkadaşlar 5 tabanında. Bunu nasıl onluk sisteme çeviriyorduk arkadaşlar? Şunu 4'ün karesiyle, şunu 4'ün birinci kuvvetiyle, şunu 4'ün sıfırıncı kuvvetiyle çarpıyorduk. Aynı şekilde taban 5 olduğu için bunu 5'in sıfırıncı kuvvetiyle, bunu 5'in birinci kuvvetiyle, bunu da 5'in arkadaşlar ikinci kuvvetiyle çarpıyorduk. Şimdi bunları çarpıp toplayacağız. 4'ün karesi 16, 16 çarpı 3 arkadaşlar 48. 4 çarpı 2, 8. 4'ün sıfırıncı kuvveti 1 arkadaşlar, 1 çarpı 1 bakın, 1. 5'in karesi 25, 25 çarpı 4, 25. 5 çarpı 2, 10. 5'in sıfırıncı kuvveti 1'dir, 1 çarpı 4 arkadaşlar, 4. Bunları topladığımızda da 171 sayısını elde ediyoruz arkadaşlar. 22. sorumuza gelelim. Bölme ile alakalı bir soru arkadaşlar. ABC pozitif tam sayılar demiş. Bu işlemleri vermiş. Olduğuna göre A'nın en küçük değeri kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi A'nın küçük olabilmesi için B'nin bir kere küçük olması lazım. A B'ye bağlı çünkü. Yani ben şunu yaptığım zaman da bakın bölünen sayı eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan dediğimde zaten A'nın B'ye bağlı olmuş olduğu ortaya çıkıyor arkadaşlar. B küçük olacaksa B de C'ye bağlı olduğu için C'nin küçük olması lazım arkadaşlar. Peki C en küçük ne olabilir? 3. Çünkü kalandan kesinlikle bölen büyük olmalı. C de bölen olduğu için 2'den büyük olmalı arkadaşlar. Bakın C'ye verebileceğim en küçük değer arkadaşlar 3. C 3 aldığında şuradaki bölüm de en ufak ne alabilir? 0 alamayacağına göre 1 alabilir arkadaşlar. 1 verdiğimde B ne oluyor bakın? Bölünen sayı eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalandan B sayısını arkadaşlar 5 buluyoruz. B sayısı 5. Değerli arkadaşlar burada B yerine 5 yazdığımızda da A'yı bulacağız zaten. A eşittir 5 çarpı 3 artı 4. Ne yapıyor bakın arkadaşlar buradan? 19 yapıyor. A'nın en küçük değeri nedir diye sormuş zaten. 19'dur arkadaşlar. Bir sonraki sayımız da yine bölme işlemiyle alakalı. Sorumuz arkadaşlar pardon. A sayısının 7 ile bölümünden kalan 3'tür. Buna göre 3 a kare artı 5 a eksi 6 sayısının 7 ile bölümünden kalan kaçtır diyor arkadaşlar. Burada a sayısının 7 ile bölümünden kalan 3. Hemen bunu gösterelim. Diğer işlem de şu zaten arkadaşlar. A'ya bağlı bir denklemin yine 7'ye bölümünden kalanı soruyor bakın. Şunların her ikisi de 7 olduğu için arkadaşlar A yerine bakın 3'ü kullanabilirim. Çünkü A'nın 7'ye bölümünden kalan 3. Burada da A gördüğüm her yer arkadaşlar 3'ü yazabilirim. 3'ü yazdığım zaman bakın 3 çarpı 3 a kare artı 5 çarpı 3 eksi 6 yapıyor. Şu işlemin sonucu arkadaşlar 3 çarpı 9 27 15 daha 42 6 çıkartırsam 36 yapar. Yani şuradaki ifade arkadaşlar 36 olmuş oluyor. 36'nın 7'ye bölümünden kalan da nedir arkadaşlar? 1'dir. Cevabımız 1 arkadaşlar. 24. soruya geldik. 4 ile tam bölünebilen rakamları farklı 3 basamaklı en büyük tam sayı ile, yani bu nedir? Bir kere 4 ile tam bölünecek ve 3 basamaklı olacak. Rakamları farklı olacak ve en büyük sayı olacak arkadaşlar. En büyük sayı dediği için bir kere yüzler basamağına 9 veriyorum pardon. Onlar basamağına da 9 verecektim ama rakamları farklı dediği için arkadaşlar bakın 8 veriyorum. Birler basamağına arkadaşlar ne vereceğim? 4 ile tam bölünebildiği için 4 vereceğim arkadaşlar. 984. Burada arkadaşlar bir de sayımız başka bir sayıdan daha bahsediyor. 5 ile tam bölünebilen 2 basamaklı en küçük tam sayıdan bahsediyor. Bakın pozitif tam sayı demediği için negatif de düşünmeliyim. O zaman eksi 95 olmaz mı arkadaşlar bu diğer sayımda? Bu iki sayının farkı nedir diye soruyor. Bakın bir eksi daha gelecek. Şu farkın eksisi,
Bu da eksi 95'in kendi eksisi arkadaşlar. Cevabımız 1079 yapacak. Edirne. Merhaba arkadaşlar. Soru 25. Burada sayısının 45 ile bölümünden kalan 23'tür. Buna göre bu sayının 11 ile bölümünden kalan kaç olabilir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi 45 ile bölümünden kalan 23 ise biz 45'i nasıl inceliyorduk arkadaşlar? Hangi bölünebilme kurallarıyla inceliyorduk? 9 ve 5 ile değil mi? Çünkü biz 45'in bölünebilme kuralını bilmiyoruz. Zaten öyle bir kural da yok. Ama 9'un ve 5'in biliyoruz arkadaşlar. Hatırlayalım. 9'un neydi? Tüm rakamlarını toplayıp sayıyı 9'a bölüyorduk kalanı bulmak için. 5'te de yine birler basamağını 5'e bölmemiz yeterliydi arkadaşlar. Burada şöyle bir sıkıntı var. Burada deseydi ki sayının 45'e bölümünden kalan 1 falan ne diyecektik? 9'a bölümünden kalan da 1'dir. 5'e bölümünden kalan da 1'dir diyecektik. Ama burada bakın arkadaşlar kalan bizim şu 2 bölenimizden daha büyük. O zaman şöyle bir şey ortaya çıkacak. Ben bir sayıyı 9'a böldüğümde kalan 23 olamayacaksa eğer bölme işlemi ne yapar? Devam eder değil mi arkadaşlar? 23'ün içerisinde 9 bakın kaç defa vardır? 2 defa vardır. 18 olur. Kalan ne yapar arkadaşlar? 5. Demek ki benim sayımın 9'a bölümünden kalan arkadaşlar 5. Devam ediyorum arkadaşlar. Yine ben herhangi bir sayıyı 5'e böldüğümde 23 kalan olamaz. Dolayısıyla 23 tekrardan 5'e bölerim. 4 defa var dedim. 4 kere 5 20 olur arkadaşlar. Kalan bakın 3 olur. Demek ki sayının 5'e bölümünden kalan da arkadaşlar nedir? 3'tür. O zaman elimde kesin net bilgiler var. Bu sayı 5'e bölündüğünde 3 kalanını veren bir sayı. 9'a bölündüğünde 5 kalanını veren bir sayı arkadaşlar. Şimdi sayı eğer 5'e bölündüğünde 3 kalanını veriyorsa birler basamağı ya 3'tür ya 8'dir. Biz 3 verelim önce. Sayımız ne olur? 4, x, 5, 2, 3 olur arkadaşlar. Yine bakın bu sayı 9'a bölündüğünde 5 kalanını vereceği için rakamları toplamanın da 9'a bölümünden kalanın 5 olması lazım arkadaşlar. X yerine bakın 0 yazarsak bu sağlanıyor. X yerine 0 verdiğimiz takdirde rakamları toplamı 14 oluyor arkadaşlar. 14'ün zaten 9'a bölümünden kalan 5'tir. Şimdi bakalım bu sayının 11'e bölümünden kalan kaç? 11'e bölünebilmedi de arkadaşlar sağdan artı ile başlayıp artı, eksi, artı, eksi, artı şeklinde gidiyorduk. Artıları kendi arasında topluyorduk. Onların toplamı da nedir? 12'dir değil mi? Artı ile işaretlenmiş rakamların. Eksileri de kendi arasında topluyorduk. 0 ile 2'nin toplamı 2'dir. Artıların toplamından eksilerin toplamını çıkardığımızda arkadaşlar karşımıza 10 geliyor. Demek ki diyoruz bu sayının 11'e bölümünden kalan 10 olabilir. Cevap Edirne arkadaşlar. 26. soruya geldik. Kaliteli bir soru arkadaşlar. Şıklardan giderek yapılabilir bir soru. Ama mantığını öğrenmeye, mantığını anlatmaya gelince arkadaşlar şu şekilde olacak. Bakın soruyu okuduğumuzda bu sayının şöyle bir sayı olduğunu görüyoruz. Pozitif çift bölenleri ile pozitif tek bölenlerinin eşit olduğunu görüyoruz. Bunun sağlanması için arkadaşlar şu şart bakın. Asal çarpanlarından bu sayının asal çarpanlarından biri 2 olmalı ve kuvveti 1 olmalı arkadaşlar. Başka herhangi bir kuvvet olmaz. Sıkıntı olabilir arkadaşlar. Bir düşünelim olabilir mi? Evet sıkıntı yapabilir arkadaşlar. Asal çarpanlarından biri bakın ne olmalı? 1 olmalı. Bir de bir tane daha asal çarpanı olmalı. Onun kuvvetinin de pek bir önemi yok arkadaşlar. Yani iki tane asal çarpanı olacak bu şartları sağlayan sayının bir tanesi 2 olacak. Diğerinin ne olduğunun bir önemi yok. Ama 2'nin kuvveti arkadaşlar ne olmalı? 1 olmalı diyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar neden böyle dedik hemen açıklayalım. Bu sayının pozitif bölen sayısını bulmaya kalksam ben. Ne yapacağım? Üstleri 1 artırıp çarpacağım değil mi? Bakın pozitif bölen sayısı ne yapacak arkadaşlar? 2 çarpı a artı 1 yapacak. Şimdi tek bölen sayısını bulmaya kalkarsam ne yapıyordum? 2'yi kapatıyordum. Diğer asalın üstünü 1 artırıyordum değil mi arkadaşlar? A artı 1 bakın tek bölen sayısıdır. Tek pozitif bölen sayısı arkadaşlar. Şimdi dikkat ettiğimiz zaman da tek bölen sayısı pozitif bölenin yarısı kadar. Demek ki geriye kalan arkadaşlar yarı. Geriye kalan yarısı ne olacaktır? Çift bölen olacaktır. Bakın gerçekten de bu formatta olduğu zaman sayının pozitif bölen sayısıyla daha doğrusu pozitif çift bölen sayısıyla pozitif tek bölen sayısı eşit oldu arkadaşlar. Şıklara bakalım bu şartı sağlayan var mı? Edirne'den başlamak lazım. En büyük çünkü şık Edirne arkadaşlar. 98'e baktığımız zaman da bakın asal çarpanlarını ayırdığımız zaman da 2 çarpı 7 üzeri 2 olarak ayrılıyor bu.
gerçekten de şu formata sahip mi? Sahip arkadaşlar. Hatta deneme de yapalım isterseniz. Bakın bütün pozitif bölen sayılarını bulalım. Şunun üstünü 1 artırıyorum. 2. Bunun üstünü 1 artırdım arkadaşlar. 3. Çarparsam 6. Bu pozitif bölen sayısı arkadaşlar. 98'in. Tek bölenlerini bulalım arkadaşlar. Nasıl yapıyorduk? 2'yi kapatıp arkadaşlar diğer asalın üstünü 1 artırıyorduk. 3 bakın. 6 tane pozitif böleni var. Bunlardan 3 tanesi tekse geri kalan 3 tanesi de ne olacak arkadaşlar? Çift olacak. Demek ki 98 bu şartı arkadaşlar ne yapıyor? Sağlıyor. Cevabımız 98 arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geçelim. Arkadaşlar 27. soru. Evet. Kamerayı ayarlayayım ben. Sayısının 60 tane tam sayı böleni vardır. Şimdi arkadaşlar bir sayının 60 tane tam sayı böleni varsa bunun yarısı kadar neyi vardır? Pozitif tam böleni vardır değil mi? O zaman bu sayının kaç tane pozitif tam böleni var? 30 tane arkadaşlar. Peki ben bu sayının pozitif tam bölenlerini nasıl bulurum? Asal çarpanların kuvvetlerini birer artırıp çarparak. Hemen yapalım. Bakın x artı 1 çarp arkadaşlar y artı 1 çarpı z artı 1'dir değil mi? Şimdi a'nın en küçük değerini istemiş benden. Şunların çarpımı zaten 30 yapıyor. A'nın küçük olabilmesi için arkadaşlar x'in, y'nin ve z'nin küçük olması lazım. Ama tabii öncelik kimde bakın? 5 büyük bir sayı olduğu için 5'in kuvveti küçük olursa arkadaşlar sayı daha küçük bir sayı olur. Öncelik z'de. Yani ben z'yi çok küçük yapmaya çalışacağım. Kalkıp buna 1 veremem. Çünkü buna 1 verirsem bakın z artı 1'e z 0 olacaktır. Ama x, y, z 0'dan ve birbirinden farklı sayılarmış. Burada öyle söylüyor arkadaşlar. O zaman ben z artı 1'e minimum 2 verebilirim. Sonrasında bakın y artı 1 de küçük olsun diyorum. 3 veririm arkadaşlar. X artı 1'e de ne kalır bakın? 5 kalır. Çünkü çarpımlarının neyi vermesi gerekiyor arkadaşlar? 30'u vermesi gerekiyor. O zaman x buradan 4 yapar. Y arkadaşlar 2 yapar. Z de bakın 1 yapar. Bunları üzerlerine yazıp çarptığımda a sayısı ne olur? A eşittir. 2 üzeri 4 bakın. 3 üzeri 2 arkadaşlar. 5 üzeri 1 olur. Bu da arkadaşlar 720 yapar. Yani cevabımız ne? Denizli arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bir okuldaki öğrenciler 5'erli, 6'şarlı, 8'erli sıralandıklarında her seferinde 3 öğrenci artıyor. Bu okulda 800'den fazla öğrenci olduğu bilindiğine göre en az kaç öğrenci vardır? Öğrenci sayısını A diyelim arkadaşlar. 5'erli bakın sıralandıklarında 3 öğrenci artıyor. EBOB EKOK sorusu bu. Bunu da söylemiş olalım. 6'şarlı sıralandıklarında yine 3 öğrenci artıyor. 8'erli sıralandıklarında arkadaşlar yine 3 öğrenci ne yapıyor? Artıyor arkadaşlar. Bundan sonra ne yapıyorduk? Bundan sonra şunu yapıyorduk. Buradan hepsinden 3 çıkartırsak bakın. Burası 5'in katı, burası 6'nın, burası 8'in katı olur arkadaşlar. 3 çıkardığım takdirde 5x olur, 6y olur, 8z olur. Bir sonraki adımımız neydi arkadaşlar? A eksi 3'ü bakın. 5'in, 6'nın ve 8'in arkadaşlar EKOK'unun herhangi bir katına eşitliyordum değil mi? Şimdi A eksi 3 o zaman ne olur arkadaşlar? Bunların EKOK'ları 5, 6, 8'in EKOK'u 120'dir. 120'nin bir katı olur. Eksi 3'ü de diğer tarafa atarsam bakın arkadaşlar. A ne olacaktır? 120K eksi 3 formatında bir sayı olacaktır arkadaşlar. Şimdi bakın. Ben burada K yerine değer vererek A'yı bulacağım. Yani öğrenci sayısını bulacağım ama soruda şunu diyor. Bu okulda 800'den fazla öğrenci olduğu bilindiğine göre. Yani ben K'ya buna göre değer vermeliyim. K'ya kalkıp 1-2 verirsem olmaz. K'ya arkadaşlar çok büyük bir değer verirsem de olmaz. Ne bileyim 10 falan verirsem de olmaz arkadaşlar. Ne verebilirim bakın? 800'den büyük olacak ve az olacak. 7 verirsem olur değil mi arkadaşlar? Çünkü 7 verirsem 120 çarpı 7 840 yapar. 3 çıkartırsam 837 yapar arkadaşlar. Cevabımız nedir? Bir hata yaptık galiba. İşlem hatası bir bakalım. 7 verirsek 840 yapıyor. 840'tan 3 çıkartırsak. Şurada bir işlem hatası yapmışız bakın arkadaşlar. Bunu diğer tarafa atarken artı olarak geçmesi gerekiyor. O zaman ne yapacağız? 840 ile arkadaşlar 3 toplayacağız. 843 yapacak arkadaşlar. Evet. Son anda fark ettik. Ve kurtardık arkadaşlar. 29.
Evet. EKOG'ları EVOG'larının 18 katı olan A ve B sayıları arasında 9A eşittir 2B bağıntısı olduğuna göre bu sayıların EKOG'u en az kaçtır? Şimdi ben sayıları ne kadar ufak seçersem EKOG'ları da o kadar ne olacaktır arkadaşlar? Küçük olacaktır. Değil mi? Şimdi sayılar bakın şu bağıntıya sahip değil mi? Evet, bu bağıntıya sahip arkadaşlar. O zaman şunu yapıyorum. A'ya diyorum 2'nin katı herhangi bir sayı. B'ye de 9'un katı herhangi bir sayı arkadaşlar. Birbirinin katsayılarını paylaşıyorlar. Şimdi A 2'nin katı oldu. B de 9'un katı oldu arkadaşlar. Burada neydi amaç? A ve B'yi ufak seçmek değil mi? Evet. O zaman ben K yerine 1 verdiğimde arkadaşlar bakın A ne yapar? 2 yapar. B ne yapar? 9 yapar. Bakın bunların ekoku nedir aralarında olsa oldukları için? Çarpımlarıdır. Ekokları 18'dir arkadaşlar. Bir deneyelim tutuyor mu? Yani gerçekten de ekokları eboklarının 18 katı mı? Aralarında asal oldukları için ebokları da 1'dir arkadaşlar. Gerçekten de bakın 18 1'in 18 katı. Yani ekok ebobun 18 katı. O zaman arkadaşlar yaptığımız işlemde bir sıkıntı yok. Cevap bulun. Geldik 30. soruya. O da arkadaşlar ebob ekok sorusu. Şunu söylemiştik. Bir soru ebob ekok sorusuyla ve süreyle alakalı bir soruysa ebob ekok sorusu ve süreyle alakalı bir soruysa arkadaşlar ne yapıyorduk bakın? Ekok alıyorduk. Diyor ki ilk ilacını 9 bölü 2 saatte, ikinci ilacını 3 bölü 2 saatte, üçüncü ilacını 8 bölü 3 saatte alan Selma 3 ilacı birlikte aldıktan kaç saat sonra tekrar birlikte alır diyor arkadaşlar. Burada bu kesirlerin arkadaşlar ekokunu alacağız. 9 bölü 2'nin hata yaptık şurada. Hemen silelim arkadaşlar. Evet. 9 bölü 2, 3 bölü 2, 8 bölü 3'ün arkadaşlar ekokunu alacağız. Kesirli ifadelerde ekok nasıl alınıyordu arkadaşlar? Üst taraftakilerin ekoku alınıyordu. Alttakilerin de ebob alınıyordu. Arkadaşlar 9, 3 ve 8'in ekoku nedir? 72'dir değil mi? 2, 2 ve 3'ün de ebobu nedir arkadaşlar? 1'dir. Çünkü birden başka bunları bölebilen bir sayı yok arkadaşlar. 72 bölü 1 arkadaşlar. 72 yapar. Demek ki 72 saat sonra ilacını alacak arkadaşlar. Cevap denizde. Görüşürüz arkadaşlar.